Tonguç Haber Bülteni'nden hepinize merhaba. Yine bir pazartesi gününde sizlerle beraberiz. Önce bir başlıklarımıza bakalım, sonra haberlerimize geçelim. Spikerlerden öğretmenlere diksiyon eğitimi. Türkiye'nin en hızlı kitap okuyan çocukları. Öğrencilerden engellilerin hayatını kolaylaştıracak proje. Diyarbakır'da gerçekleşen dev robot yarışması. Yakın zamanda vizyona girecek filmler ve sosyal medyada en çok tıklanan videoları izleyeceğiz. Ayrıca haftanın konuğu Ruhi Çenet, birazdan Tonguç Ana Haber Bülteni'nde. Öğretmenlerimizin Türkçesini ve diksiyonunu daha iyi kullanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yepyeni bir proje geliyor. Bu projede öğretmenlerimize spikerler destek olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede haber spikerleri tarafından öğretmenlere Türkçe kullanımı ve diksiyon eğitimleri verilecek. Ayrıca proje ilerleyen dönemlerde çok kapsamlı hale getirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekim ayından itibaren veliler, öğrenciler ve toplumun tüm fertleri için kapsamlı bir Türkçe projesi başlayacak. Bu yaklaşık 100 kişilik bir uzman grubun çalışması diyerek projenin önemini dile getirdi. Biliyorsunuz hızlı kitap okuma teknikleri var. Hatta bu teknikle ilgili eğitim veren kurumlar da mevcut. İzmir'de o kurumlardan bir tanesinde öğrenci arkadaşlarımız aldıkları eğitim sayesinde bir kitabı kaç dakikada okuyor biliyor musunuz? 1 dakikada. İzmir'de faaliyet gösteren bir kişisel gelişim kursu hızlı okuma tekniği eğitimi kapsamında ilginç bir etkinliğe imza attı. Toplam 11 öğrenci kameraların da bulunduğu bir ortamda 74, 68 ve 56 sayfalık 3 kitabı aynı anda okumaya başladı. Anlama oranlarının %100'ü bulduğu etkinlikte en az anlama oranı ise %50 oldu. Tekniğin özellikle günlük hayatta haberleri takip ederken, sınava girerken, kitap okurken oldukça kolaylık sağladığını belirten eğitmenler, hızlı okuma tekniğini öğrenen herkesin kolaylıkla uygulayacağı bir yöntem olduğunu söyledi. Sizler bir kitabı ne kadar sürede okuyabiliyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Sokaklarda, yollarda rastlıyorsunuzdur. Eğer kaldırımda bir rampa yoksa engelli vatandaşlarımız buradan çıkmakta çok zorlanıyorlar. İşte öğrenci arkadaşlarımız son dönemlerdeki bence en güzel icatlardan birini yapmışlar. Rampasör. İstanbul'da Pendik Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören Senem Nehirarı ve Kerem Dağarcıkoğlu okul önünde gördükleri engelli bir kişiden esinlenerek proje öğretti. İsmini rampasör koydukları sistem sayesinde iniş çıkışlar toplam 30 tanede yapılabiliyor. Öğretmenlerim, arkadaşım hep beraber bir beyin fırtınası yaptık. Beyin fırtınası sonucunda projemiz için birçok fikir ortaya atıldı ve bu fikirler arasından en doğru fikrin rampasör olduğuna vardık. Merdiven çıkabilen yüksek maliyetli tekerlekli sandalyelerden çok daha ucuza mal edilebilen proje 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda iyi bir derece almayı hedefliyor. Bu hafta Tonguç Ana Haber Bülteni'nde merakla beklediğiniz isim yanımda. Ruhi Çenet, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Şunu sormak istiyorum öncelikle. Son zamanlarda böyle çok çekmeyi istediğin, böyle aklını kurcalayan bir içerik var mı? Common Sense Medya'nın 2015'te yaptığı bir araştırmaya göre ki bu 4 yıl önce 10 ile 18 yaş arasındaki gençlerin günlük sosyal medya kullanımı 9 saat ve bu bence günümüzde daha da fazla. Bu konu hakkında bir video yapmak istiyorum. Bence insanlar bu tarz Instagram sayfalarını takip etmek yerine sizin gibi kanalları takip etmeli. Çok teşekkür ederiz bu iltifatın için. Rica ederim. Peki YouTuber olmanın zorlukları var mı ya da varsa neler? YouTuber olmanın zorluğu sürekli yeni içerik bulmak tabii ki. Ve aynı zamanda insanların yazdığı yorumlar çok ağır olabiliyor bazen. Tabii ben bundan çok etkilenmiyorum fakat bu işi yapıp bundan etkilenen çok insan oldu. Şimdiye kadar kaç içeriğiniz oldu? Şu ana kadar 250. 250 içeriği. Evet. Tabii yenisini üretmek gittikçe evet. Zorlaşıyor. Yok yok, bizim bir sürü konumuz var fakat YouTuber olmanın zorluklarından biri de aslında şu. İnsanlar hani bireysel olarak değerlendirildikleri için atıyorum ben Yüksekova'ya gittim. Ondan sonra benim Yüksekova'da çektiğim video kendi çapımda standardı çok yükseltti. Diyarbakır'a gidip video çekmem insanların gözünde biraz daha basit kalacak. Bu bireysel zorluk var bence. Anladım. Peki böyle YouTube videosu çekerken başınıza çok farklı bir şey geldi mi şimdiye kadar yaptığınız içeriklerde? Geldi. Çok farklı şeyler geldi. Neler geldi mesela? En önemlisi. Ya mesela ben bir video yapmıştım. O videodan hani dışarıda çektiğim bir video değildi. İnsan işte öteki tarafa geçtikten sonra vücudunda olan reaksiyonları anlatmıştım. Kibarca aktarıyorum burada da o video biraz daha hardcore'du. O videoyu yaparken çok bunaldım, depresyona girdim. Bir hafta boyunca o videonun etkisinden çıkamadım. Çıkamadın mı? Evet.
Şu an okullarda özellikle arkadaşlarımız çok fazla robotik kodlama yapıyorlar. Hatta bununla ilgili atölyeler var, çalışmalar yapılıyor. Senin de bildiğimiz kadarıyla geçmişinde bir yazılımcılık var. Evet. Bu konuyla ilgili neler söylersin arkadaşlar? Robotik yazılım bence çok okullarda öğretilmesi gereken bir şey. Keşke bana da öğretselerdi. Sizin zamanınızda yoktu galiba değil mi? Yok, ya üniversitede öğrendim ben her şeyi. Ayrıca insan kendi kendini geliştirerek de böyle şeyleri çok öğrenebilir. Bizim şu an benim ortak olduğum bir yazılım şirketi var. Orada drone yapıyoruz. Drone işte fabrikalarda binlerce ürün var ya, insanlar onu sayarken fazla mesai harcıyorlar. Drone işte bir insan gibi onları sayıyor ve hiçbir zaman yorulmuyor. 7-24 çalışabiliyor. Robotik yazılıma öğrencileri baştan entegre etmek bizim yeni startuplar kurmamız demek. O yüzden önemli yani. Peki YouTuber olmak isteyen arkadaşlara vereceğim bir tavsiye var mı? Başlayın şaka yapıyorum. Şey ya, YouTuber olmak isteyen kişilerin yeni bir şeyler ortaya koyması lazım. İşte bu oyun videoları, ondan sonra eski tarzdaki challenge videoları artık tutmuyor. Yeni, her zaman trend değişiyor. Sürekli kendini yeniliyor evet, YouTube. Artık daha çok dışarıda çekilen videolar tutuluyor. Ben bile videolarımı bazen dışarıda çekiyorum. Dışarıda çekilen yeni fikirler bulmalarını tavsiye ederim. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok keyifliydi sohbet. Tonguç Haber'e şimdi robotik kodlama haberiyle devam edeceğiz. Geleceğin bilim insanları Diyarbakır'da yetişiyor. Dicle Üniversitesi'nin yaptığı kapsamlı bir yarışma var. Bu yarışmada arkadaşlarımız robotik kodlama ve bilim alanında birbirleriyle yarışmışlar. İzleyelim. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi tarafından 2. Uluslararası Robot Yarışması düzenlendi. Yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri toplam 8 farklı kategoride projelerini yarıştırdı. Organizasyonun yönetim kurulu başkanı Fırat Büyükbay, yarışma için herkes büyük emek verdi. Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek gerçekten gurur verici bir duygu dedi. Mesela bize lazım olan enerjiydi, hava, su, bir de diğerleriydi. Bunları bulmak için hem kendi malzemelerimizi hem de aydaki şeyleri kullandık ve böylece ihtiyaçlarımızı karşıladık. Yarışmada kazanan öğrenciler kupa ve madalya ile ödüllendirildi. Sinemalara geçelim. 25 Nisan'da vizyona giren Avengers Endgame filmi Türkiye'de ilk 4 günde toplam 1.3 milyon kişi tarafından izlenmiş. Bu da şimdiye kadar yapılan yabancı filmler arasında açılış rekorunu kırdığı anlamına geliyor. Peki önümüzdeki dönemde vizyonda hangi filmler var? Onlara bir bakalım. Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur ve oğlu Tim babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. Bu araştırmada Tim'e esprili olduğu kadar başarılı bir dedektif olan Pikachu eşlik eder. Pokemon Dedektif Pikachu 10 Mayıs'ta vizyonda. Pokemon Detective Pikachu in cinemas May 10. Korsanların kol gezdiği fantastik bir evrene adım atan Şakir ve ailesi, tarih öncesinden gelen dev bir yaratığı durdurmaya çalışacak. Yakında vizyona girecek olan Kral Şakir Korsanlar Diyarı filminin fragmanı YouTube'da şimdiden 2 milyonun üzerinde tıklandı. Peter Parker ve arkadaşları yaz tatili için Avrupa'ya gidecek ve burada Mysterio isimli yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda kalacaktır. Öğrencilerin yaz tatilinde severek izleyeceği Spider-Man Evden Uzak'ta Temmuz ayında vizyona girecek. Öğrenci arkadaşlarımız en çok hangi süper kahramanı seviyor? Bunu öğrenmek için muhabir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Merhaba Tonguç Haber izleyicileri, yanımda Yavuz var. Yavuz, en sevdiğin süper kahraman kim? Doktor Strange. Neden Doktor Strange'i seviyorsun? Çünkü zaman taşını inanılmaz avantajlı ve iyi bir şekilde kullandığı için onu en çok sevdiğim süper kahraman olarak buluyorum. Ve çok güçlü olduğu için düşmanlarına korku salıyor. Yavuz'a teşekkür ederiz. Merhaba Tonguç Haber izleyicileri, yanımda Yağmur var. Yağmur, en sevdiğin süper kahraman kim? Batman. Neden Batman'i seviyorsun? Çünkü çok sempatik geliyor. Bir de halkına çok düşkün biri. Yardımsever biri. Aynı zamanda da hani korkak olmadığı için, cesur biri olduğu için Batman'i ben daha çekici buluyorum. Yağmur'a teşekkür ederiz. En sevdiğim karakter Spider-Man'dir. Çünkü bildiğiniz üzere herhalde aralarında en fazla tanınan ve küçüklüğümüzde hayallerimizi kurduğumuz olan karakter Spider-Man'di. Ben de bu yüzden Spider-Man'i daha çok seviyorum. Thor büyük ihtimalle. Thor, evet, Thor çok iyi. En sevdiğin kahraman hangisi ve neden? Bence Batman. Niye? Siyah olması ve diğer karakterlerden daha iyi bence. En sevdiğin süper kahraman hangisi? Iron Man. Peki neden? Çok seviyorum ve çok güzel bir karakter desem. Teşekkürler. Rica ederim.
Peki son dönemlerde sosyal medyada en çok hangi videolar tıklandı? Bir de onları görelim. Birbirinden eğlenceli görüntüler izledik. Sosyal medya çok keyifli fakat özellikle LGS'ye girecek arkadaşlar için önemli bir dönemdeyiz. O yüzden bu son dönemde sosyal medyanın eğlencesinden ziyade biraz daha son tekrarlara ağırlık vermek bizim için daha iyi olacaktır. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar Pazartesi günü 19'da buradayız. Hoşçakalın.